sizin farkındalık gününde çok yönlü olarak katkı sağlaması dileklerimle sözlerime başlıyorum. Ben de bugün farklı ilçemizdeyim, kurumda değilim. Fatih ilçemizde sınav uygulamalarımız var aynı zamanda. Onlarla ilgili olarak Fatih ilçesinde bulunuyorum. Nitekim süreçten sorumlu müdür yardımcımız da farklı bir ilçede. Hepimiz görevlerimizin başındayız bir yandan. Tabii otizm spektrum bozukluğu belki sosyal iletişimde, dil gelişim farklılıklarında bazen sınırlı ilgi alanlarıyla kendini gösteren daha çok nöro gelişimsel bir farklılık. Ve 2 Nisan bugün Dünya Otizm Günü'nde biz özellikle bu farkındalık gününde de otizmli çocuklarımızın kendi eğitim yaşamlarına çok yönlü katkı sağlayabilmek, bu süreçte görev yapan öğretmenlerimizi desteklemek, anne babalarımıza katkı sağlamak ve alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle hep birlikte neler yapılabilir, farklı neler üretilebilir onları da birlikte değerlendirmek istedik. Tabii çalışmaya katılan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimizle beraber de bence çok farklı açılardan değerlendirme imkanı bulacağız. Yine tabii üniversitelerimizin çok değerli akademisyenleri bu konuda mutlaka bize yol gösterecek, farklı uygulamalar açabileceğimiz yeni boyutlar da kazandıracaklar. Tabii velilerimiz, çocuklarımız da hep beraber sürecin içinde olacaklar. Ben çok yönlü olarak tabii eğitim süreçlerinin her boyutunda konuya bakmaya gayret ediyorum. Ama otizmli bireylerimize özellikle gerekli imkanları sunduğumuzda neleri başarabildiklerini çoklukla gördüm. Yani eğitim süreci içerisinde karşılaştığımız o kadar farklı uygulamalar var ki yeter ki erken tanıyla onlarla ilgili çok şeyler yapabileceğimize hep birlikte inanalım. Bu konuda özel eğitim öğrencilerimiz için büyük bir fark oluşturuyor her alanda. Bu aynı genel geçer kural otistik öğrencilerimiz için de fazlasıyla geçerli. Eğer biz çocuklarımızın eğitim sistemi içerisinde daha fazla yer almalarını sağlayabilirsek, tüm imkanlarımızı hep birlikte seferber edebilirsek, ben eminim otistik öğrencilerimiz için de yaptığımız bu çalışmalar aynı zamanda bir nevi tedavi görevi de görüyor. Yani onları hem eğitim yaşamında çok yönlü yetiştirir hazırlarken, aynı zamanda kendi süreçleri içerisinde özgüvenlerini sağlama ve arkadaşlık ilişkilerinde, çevresiyle bütünleşmelerinde de, sosyalleşmelerinde de çok yönlü katkılar sağlıyor. Bu bağlamda Cumartesi Pazar günü hep birlikte gerçekleştireceğimiz bu zirveyle de çocuklarımız için çok daha iyi bir eğitim geleceğini ve devamında tabii toplumsal yaşam içerisinde, aile yaşamı içerisinde üstlenecekleri yeni rollerinde de büyük farklılıklar oluşturacağımıza inanıyorum. Bunu özellikle herkesin de dikkatini otizmli bireyler üzerine yapılan çalışmalara dikkatlerini çekmek ve onların bu eğitim süreçlerinde ve yaşamlarında daha nitelikli katkılar sunmaları için de çok önemli katkılar sağlayacak diye düşünüyorum. Tabii burada özellikle bizim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel eğitim rehberlik bölümümüzde ve var olan bu süreci destekleyen ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, yine sürecin çok önemli aktörlerinden rehberlik araştırma merkezlerimizle beraber otizm spektrum bozukluğunda erken tanıya ve bu erken tanı süreciyle beraber eğitim süreçlerinin planlanıp uygulanmasına büyük bir önem veriyoruz. Tabii diğer boyutu tanıyla beraber tedavi süreçlerinin de gerektiğinde üst düzeyde yürütülmesi de tabii önem arz ediyor. Bu bağlamda biz eğitim kurumları olarak otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş olan bütün çocuklarımız için çalışmalarımızı hep birlikte il genelinde biraz önce söylediğim çerçeve içerisinde yürütmeye gayret ediyoruz. Burada tabii çok öne çıkan temel unsurlar var. Öncelikle bu erken tanıdan bahsettiğimiz zaman bizim öğretmenler olarak erken tanıda da kendi rolümüz olduğuna da çok inanıyoruz. Çocuklarımızın erken çocukluk eğitimi süreçlerinde çok iyi gözlenmeleri, öncelikle ailelerimiz tarafından tabii mevcut olan çocuğun gelişim basamaklarının erken çocukluk döneminden itibaren çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi, alan uzmanlarının görüşlerinin alınması çok kıymetli. Ama bir yandan gelişim süreci içerisinde okula başlayan öğrencimizin öncelikle tabii okul öncesinde,
Ama devamında da diğer ilkokuldan başlayarak eğitim kademelerinde çok iyi izlenmesi, desteklenmesi önem arz ediyor. O yüzden öğrencilerimizin bu özelliklerini erken dönemlerde fark edebilecek, gelişimlerini istenen düzeyde izleyecek, hem ailemizle bütünleşik bir şekilde öğrencimiz için bireysel eğitim çalışmalarını yürütebilecek şekilde biz öğretmenlerimizin de çok yönlü olarak desteklenmesini önemsiyoruz. Bu nedenle öğretmen akademileri bünyesinde açtığımız özel eğitim koordinatörlüğü bu temel üzerinde yoğunlaşmış durumda. Özellikle öğretmenlerimizin, sadece özel eğitim öğretmenlerimizin değil, her branştan öğretmenimizin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizle ilgili olarak erken farkında olma ve bu öğrencilerimizin eğitimlerini bizzat onların öğrenme ritimlerine, hızlarına, özelliklerine uygun bir şekilde yapılandırabilmek için onlarla birlikte çok yönlü çalışmalar sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada öğretmenimizi destekleyen en önemli boyutlardan bir tanesi ilimizde kurduğumuz öğretmen akademimiz. Bu akademimiz vasıtasıyla işte öğretmenlerimizin bu gelişim süreçlerini sürekli kılmaya gayret ediyoruz. Buradaki yapılan çalışmayı da zaten özel eğitim birimimizle birlikte aslında öğretmen yetiştirme ve geliştirme birimimizin özellikle planlanmış olmasının arkasındaki temel neden de öğretmenlerimizin eğitimlerini destekleme ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Tabii diğer yandan çok önemli ayağı olarak velilerimize de yine veli akademilerimiz vasıtasıyla çok yönlü eğitim fırsatları sunmaya ve hep beraber desteklemeye gayret ediyoruz. Bu temelde de velilerimizin kendi başvuruları bizim alan taramalarımız sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını bir bütünleşik sistem içerisinde sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu alanda özellikle zirvede 2 gün içerisinde bu farklı konu başlıkları da bir bakıma öğretmen akademimizin özellikle özel eğitim alanındaki çalışmaları, velilerimizle yapılan çok yönlü eğitim çalışmaları, ilgili kurumlarımızla yapılan değerlendirmeler, alan uzmanlarımızın görüşleriyle aslında başlıklar da ortaya çıktı. Bu çerçevede özellikle öğretmenlerimiz ve velilerimizin de sorunlarına çözümler oluşturmak, birlikte değerlendirmeler yapmak da istedik. Bu bağlamda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürekli bir gelişimi çok önemsiyoruz. Yani var olan alanların bütün aşamalarında hep birlikte paydaşlarımızla değerlendirmeler yapmak ve onların görüşleri de çok önemli ele alınmak suretiyle süreci birlikte geliştirmek istiyoruz. Bugünkü zirvenin de belki bize en fazla sağlayacak katkı bu olacak. Genel olarak bizim burada ortaya koymak istediğimiz anlayış da aslında eğer birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Ve otistik çocuklarımıza, bireylerimize de özellikle çok yönlü katkılar sağlayabiliriz. Ben özellikle zirvede ele alınan konuların ve tartışma sonuçlarının ortaya çıkmasıyla beraber yürüttüğümüz birçok faaliyette yeni yol haritaları ekleyeceğimize inanıyorum. Birçok konuda ilham alacağımız, öğreneceğimize de çok inanıyorum. Ama burada çıkan sonuçlar üzerinde de özellikle kendi süreç yönetimimizde mutlaka önemli yer vereceğiz. İkinci dönem eğitim öğretim başlarken belki bir güzel gelişmeden bahsedeyim. İstanbul'umuzda 31 Ocak'ta öğretmen ataması oldu Türkiye genelinde. 7500 öğretmenimiz atandı. Bunlar içerisinde 551 tane rehber öğretmen, 7500 öğretmenden 551 tanesi rehber öğretmen olarak ilimize atandı arkadaşlarımızın. Yine mevcut olan öğretmenlerimizden 1311 tane de özel eğitim öğretmeni atandı. İstanbul'a Türkiye genelinde atanan 15 bin öğretmenin 7500'ü İstanbul'a atandı. Ve bu 7500 öğretmenimizden 1311 tanesi de özel eğitim öğretmeni. Bu özel eğitim öğretmenlerimizin atanmasıyla çok daha iyi bir moralle, çok daha güçlü başladık ikinci döneme. Özel eğitim ihtiyacı olan öncelikle her okulumuza özel eğitim öğretmenlerimizi vermeye gayret ettik. Tabii ki halihazırda eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız var ama çok önemli bir ilerleme kaydettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yine bütün rehberlik araştırma merkezlerimizde özel eğitim öğretmenlerimizi atadık. Her özel eğitim kadrosuna özel eğitim öğretmenimiz ve rehber öğretmenimiz öncelikle rehberlik araştırma merkezlerimizde kadrolarımızı tamamlamış olduk. Bu bağlamda bundan sonraki süreçte bence çok daha farklı kanallardan ilerleme
aday öğretmenlerimizin de bu süreçte yetişmelerine de katkı sağlama suretiyle iyi bir döneme başladığımızı düşünüyorum. Burada da ifade ettiğim gibi özellikle bakanlık yetkililerimizin, mevcut olan akademisyenlerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın, herkesin düşüncelerinden yararlanacağımız bir zirve olacağına inanıyorum. Bu nedenle bu zirveyi düzenleyen, emek veren bütün arkadaşlarıma, öğretmen yetiştirme birimimize, birim yöneticimize ve koordinatörümüze öncelikle teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın içerisinde yer alan, bu güzel hafta sonunu bizlerle paylaşan, zirveye katılan, zirvede gerek dinleyici gerek katkı sağlamak üzere bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Zirvenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu sonuçları mutlaka çok yönlü irdeleyeceğimiz, bundan sonraki de belki destekleyici çalıştaylar ve değerlendirme çalışmaları da yapacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Kolaylıklar diliyorum ve bugün Otizm Farkındalık Günü'nde toplumumuzda farkındalığın en üst düzeyde oluşmasına katkı sağlamasını umuyorum. Kolay gelsin hepimize. Teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, çok teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet değerli katılımcılar, saat 9'da seminerimiz başlayacaktır. Profesör Doktor Özgür Öner ile şimdi sizleri biraz bekletiyoruz. Evet değerli katılımcılar, programımızı sizlere aktarmak istiyorum. Saat 9 ile 10 arasında Profesör Doktor Özgür Öner ile Otizm Derken Tanı Belirtileri Neden Ortaya Çıkar konumuz gerçekleşecek. Ardından Sağlık Bakanlığı Otizm Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanı'ndan Profesör Doktor Onur Burak Dursun hocamızı dinliyor olacağız.
eğitim ve sağlık sistemleri otizm çocuklar için birlikte daha fazla ne yapabiliriz konusu üzerine duracak Sayın Hocamız. Ardından 11 ile 12 arasında ise Profesör Doktor Özalp Ekinci ile otizm spektrum bozukluğunda eğitsel yaklaşımlara uyum, psikiyatrik tedaviler ve ailelerin uygulayacağı yöntemler üzerine seminerimiz gerçekleşecek. Ardından 12-13 arasında ise İşgur İş Meslek Danışmanlığı Daire Başkanımız Doçent Doktor Yavuz Kağan Yasım ile İşgur bünyesinde destekli istihdam çalışmaları ve yasal düzenlemeler üzerine seminerimiz gerçekleşecek. Ardından 14-15 arasında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Engin Boyraz ile Engelli Bakım Hizmetleri üzerine bir seminerimiz gerçekleşecek. 15-16 arasında ise Profesör Doktor İknur Maviş hocamız ile otizm ve gelişimsel dil bozukluğu benzerlikler farklılıklar üzerine seminerimiz gerçekleşecek. Ardından 16-17 arasında ise Profesör Doktor Rüya Özmen hocamız ile OSBD rutin bağlamlarda müdahale üzerine seminerimiz gerçekleşecek. 17-18 saatler arasında ise Profesör Doktor Yeşim Güleç Aslan ile eğitimci eğitimleri bağlamında davranışsal beceri öğretimine genel bakış konulu bir seminer gerçekleşecek ve son olarak 18-19 saatler arasında Profesör Doktor İbrahim Halil Diken hocamız ile otizm spektrum bozukluğunda erken müdahale süreci değişen paradigmalar üzerine bir seminerimiz gerçekleşerek otizm zirvemizin birinci gününü tamamlamış olacağız değerli katılımcılar. Değerli katılımcılar, sorularınızı sohbet kısmına yazabilirsiniz. Sizlere ara ara bir anket paylaşıyor olacağım. Bu ankette sorunlar ve çözüm önerilerinizi aktarabilirsiniz. Sorunlar ve çözüm önerileriniz raporlaştırılacaktır. Bildiğiniz üzere sayın katılımcılar, özellikle bu programımızda İşgur, Aile Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere hep birlikte bir çalışma gerçekleştiriyor oluyoruz, dinliyor oluyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Event Yazıcı'nın da belirttiği üzere sizlerin de aktaracağı önemli noktalar, sorunlar ve çözüm önerileri hazırlayacağımız raporda önemli olacaktır. Teşekkür ediyorum herkese.
Değerli katılımcılar, şimdi çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Özgür Öner hocamızdan otizm derken tanı belirtileri neden ortaya çıkar üzerine bir seminer gerçekleştirecektir. Hocamıza İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum. Merhaba, herkese günaydın. Şimdi şu anda benim videomu görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Evet hocam, sizi görebiliyoruz hocam. Şeyi, slaytları görebiliyor musunuz? Evet hocam, slaytı görebiliyoruz. Slaytı da hocam, ilerliyor mu, onu kontrol edebilir miyiz acaba? Tamam, bakalım. İlerliyor mu? Yok hocam, ilerlemedi. Tamam, ne yapayım? Çıkayım bir daha mı gireyim? Hocam, slaytı açtıktan sonra paylaşabilir misiniz acaba? Bazen Zoom bu şekilde bir problem çıkarabilir. Tamam. Bakalım şimdi oluyor mu? Evet hocam, şu an yani slaytımız. Teşekkür ederim. Evet, tekrar günaydın. Çok yoğun bir program. Çok iyi konuşmacılar var. Umarım bütün katılımcılar için güzel bir hafta sonu olur. Şimdi ben ilk önce otizm spektrum bozukluğundaki erken belirtilerin değerlendirilmesi ve bu belirtilerin nasıl ortaya çıktığını ile ilgili konuşacağım. Şimdi ilk önce yani günün ilk konuşması olduğu için çok hızlıca bir otizm spektrum bozukluğu nedir onu bir hemen özetleyelim. Gerçi bunu çok çok herkesin konuşmasının başına duyacaksınız ama yine de böyle başlamak lazım. Şimdi burada bilmemiz gereken şey ne? Otizm spektrum bozukluğunda bu bizim kullandığımız DSM sisteminde ana belirtiler var herkesin bildiği gibi. Şimdi bunların burada belirtileri görüyoruz. İki temel alan var bildiğimiz üzere. Bir tanesi sosyal ilişki ve iletişimdeki sorunlar. Diğeri kısıtlı ve tekrarlayıcı davranış örüntüleri ve duyusal sorunlar. Şimdi burada baktığımızda bu ikisi de bozukluğun olmazsa olmaz durumları. İkisinden de olması lazım. Bu önemli çünkü eğer tekrarlayıcı